Baş... Başkanımız ve komşularımız hoş geldiniz. Maskenizi çıkıp indirebilirsiniz. Nasıl rahat ediyorsunuz? Hoş geldiniz. Ben AK Parti'deydim. Oradan bir hizmet görmediğim için CHP'ye geçiyorum. Onun için buraya duyduğum için. Başkanlarımızın burada geldiğini duyduğum için hemen koştum geldim. Ben oyumu oraya veriyorum. Onlardan bir hizmet görmediğim için. Hoş geldiniz başkanlarım. Ben bir gün okula gittim. Okulun orada hiç tanımadığım birisi yanıma geldi. Onunla konuşurken ondan baktım dedi seni şeye götürebilirim dedi. Gelmek ister misin? Bir etkinliğimiz var. Hastaneye götürebilir miyim dedi. Benim de biraz rahatsızlığım vardı. Beni aldı götürdüler. Çok ilgilendi Özgür Bey'le. Sibel Hanım ilgilendi. Baktım aile gibi gördüm onları. Onun için çok ilgilendi. Biraz da heyecanla konuşamıyorum. Kusura bakmayın. İlk kez böyle bir çıktım buraya. Onun için şimdiden sonra ben CHP'liyim. Sibel Hanım'la Özgür Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Çok ilgilendiler. Hiç tanımadığım halde benimle çok ilgilendi, götürdüler. İlgilenmeyen çok iyiler. Aile gibi biliyorum onları. Ayşe ablaya çok çok teşekkür ediyoruz. Pardon. Tabii buyurun. Heyecandan kusura bakmayın. AK Parti kartımı bırakıyorum buraya. Ayşe Arayan hanımefendiye çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi konuşmalarını yapmak üzere avukat bir arkadaşımız Ceylan Mercan'ı buraya davet etmek istiyorum. Buyurun Ceylan. Öncelikle Sayın Genel Başkanım, İl Belediye Başkanımız, İl Başkanımız, İlçe Başkanımız ve değerli parti yöneticilerimiz, tüm misafirler hoş geldiniz diyorum. Teşekkürlerin en büyüğünü ise bir kadın ayakları üzerine duran kadın bir hukukçu olarak bugün sizler karşısında burada konuşma yapabilmeyi ilkelerine borçlu olduğum Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e sunuyorum. Genç bir hukukçu olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük mücadelelerinden birinin hukukun üstünlüğünün ve demokrasinin işleyişinin sağlanması olduğunun bilincindeyim. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde bu haklı mücadelemizi adalet yürüyüşümüzü zaferle taçlandıracağız. Bu hukukun hükümeti yönetme yetkisinin elinde bulunduranların keyfiyetine göre şekillendirilerek yok edildiği, yargının baskı altında tutulduğu, adil yargılanma ve özgür ifade haklarının ihlal edildiği, bu kara düzene son vermek için daha öncesinde hiçbir siyasi partiye üye olmayan biri olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye oluyorum. Genel Başkanlığımızın önderliğinde bu kara düzene sandıkta son vereceğiz diyorum. 2019 seçimlerinin ülkemizin geleceğine tutulan ışığıyla, bu ışığın verdiği umutla sizleri selamlıyor, saygılarımı sunuyorum. Avukat Ceylan Mercan arkadaşımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi konuşmalarını yapmak üzere iş insanı Bülent Kurt'u buraya davet etmek istiyorum. Bülent Bey buyurunuz lütfen. Sayın Genel Başkanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın İlçe Başkanım, Milletvekillerim ve Sultanbeyli'nin çok sevilen basını ve saygıdeğer insanları ve
bizim köy derneğinde beni yalnız bırakmayan bütün hemşerilerime hepinize hoş geldiniz, sevgiler ve saygılar sunuyorum. Sayın Genel Başkanım, benim 47 yaşındayım, Digor Karslıyım, ismim Bülent Kurt. İlk defa bir siyasi partiye üye oluyorum. Çok talep olduğu halde hiçbir siyaset değişimi olmadığı için, ama son dönemlerde altılı ittifağı, Türkiye'nin geleceğini kurtaracağı kanatına vardığım için bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Sultanbeyli'de siyaset yapma için üye oluyorum. Bundan sonraki süreçte her zaman ben ve çevremdeki arkadaşlarla Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye oluyorum. Sayın Genel Başkanım, Sultanbeyli'ye ilk bu önümüzdeki seçimlerde gerçekten Büyükşehir'e Sayın Ekrem İmamoğlu Başkanımıza çok değer verdiler. Her zaman yanındayız ve Sultanbeyli'de tarihte ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi güzel %100 nokta atışı olarak Doktor Ayhan Koç'u Cumhuriyet Halk Partisi'nde adayı göstererek belki de en güzel hareketlerinden birisiydi ve Sultanbeyli'de tarihte CHP'nin almadığı hiçbir oy Sayın Doktor Ayhan Koç sayesinde ve Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni katkıda bulunarak Sayın Ekrem İmamoğlu'nu başkan olarak seçmiştir. Başkanımız da bunun zaten inancında ve farkında olduğu için her zaman Sultanbeyli'de, Sultanbeyli'yi yalnız bırakmıyor. Gönlünün bir tarafı Sultanbeyli'de olduğuna eminiz ve Sultanbeyli için elinden gelen her şeyi yapmaya söz vermiş. Bu duygu ve düşüncelerimle bütün beni yalnız bırakmayan hemşerilerim ve arkadaşlarım, Sayın Genel Başkanım huzurunda teşekkür ediyorum. Her şey çok güzel olacak. Geliyor gelmekte olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, sevgiler saygılar. Efendim, iş insanı Bülent Kurt'a çok çok teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Başkanım, çok değerli yorum arkadaşlarımız, şimdi konuşmalarını yapmak üzere üniversite öğrencisi Ayşenur Ulus'u buraya davet etmek istiyorum. Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Ben de Ayşenur Ulus, Bitlisliyim ben de. Önceden hiçbir partiye bir üyeliğim yoktu. İlk defa CHP'ye ben de üye oldum. Ben teşekkür etmek için geldim zaten. Üniversitelerdeki başörtü yasağının kaldırılmasında partinizin ve şahsınızın gösterdiği demokratik tavır için genç üniversiteli bir kişi olarak teşekkür ediyorum. Ayrıca Sultanbeyli İlçe Başkanımız Özgür Erdem ve İlçe Başkan Yardımcımız Umut Uca'ya Sultanbeyli'deki çalışmaları ve güzel etkiler için çok teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın, ben de heyecanlıyım. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Ayşenur'a çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim, şimdi üniversite mezunu konfeksiyon işçisi bir kardeşimiz var. Esra Erdağ'ı buraya davet etmek istiyorum. Buyurun sevgili Erdağ. Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın İl Başkanım, Sayın İlçe Başkanım, değerli büyüklerim ve kıymetli misafirlerim, hepiniz hoş geldiniz. Sayın Genel Başkanım, sizlerin İstanbul'dan Ankara'ya yürüyerek başlattığınız hak, hukuk, adalet davasına inandığım için ve Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde aydınlık bir Türkiye için, aydınlık bir Türkiye'yi inşa etmek için Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olmaya karar verdim. Ayrıca sınav sistemi ve mülakat konusunda sizlerin samimiyetine inanıyorum ve güveniyorum. Gücümüze güç katmaya geldim. Teşekkür ederim. Herkese saygılarımla. Bu arada AK Partiliydim ben. Şu an AK Parti'den istifamı verdim ve Cumhuriyet Halk Partisi olmaya karar verdim. Esra Erdağ arkadaşımıza da çok çok teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Başkan Yardımcılarım, Sayın Milletvekilleri, İstanbul İl Başkanım,
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Grup Başkan Vekilim, yazılı, görsel ve internet medyasının çok değerli temsilcileri, kıymetli yol arkadaşlarımız. Efendim izin verirseniz konuşmalarını yapmak üzere. Şimdi Türkiye'nin tam vakti. Gün doğuyor, umut yeşeriyor. Aydınlık gelecek, dürüst siyaset, onurlu bir Türkiye için. Barış için, sevgi için, umut için, özgürlük için, gençlerimiz için dostlarıyla yola çıkan. Ülke birliğimizin ve bütünlüğümüzün teminatı. Hak, hukuk ve adalet mücadelesinin lideri Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Hak, hukuk, adalet, ruhunda asaret, gençler sana emanet Kılıçdaroğlu. Hak, hukuk, adalet, ruhunda asaret, yürüyor iktidara Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Beni dikkatle dinlerseniz çok mutlu olurum. Az önce arkadaşlarım konuştu. İlçe başkanımız, il başkanımız, büyükşehir belediye başkanımız konuştu. Düşüncelerini sizlerle paylaştılar. Ayrıca partimize yeni gelen arkadaşlarımız da, kardeşlerimiz de konuştular. Düşüncelerini ifade ettiler. Sultanbeyli'yi biliyorum. 12 yılım İstanbul'da geçti. 3 evladım var. 3'ü de İstanbul'da oldu. Dolayısıyla İstanbul'un yabancısı değilim. İstanbul'un milletvekilliğini de yaptım ayrıca. Sultanbeyli'nin Cumhuriyet Halk Partisi için zor bir ilçe olduğunu da farkındayım. Buraya çok geldim. Vatandaşlarla sohbet ettim. Ev ziyaretlerinde bulundum. Ama aramızda bir duvar vardı. O duvarın yıkılması lazımdı. Duvarın örülmesi, bizim de kabahatimiz var, bizim de kusurumuz var. Vatandaşa ulaşma konusunda yeteri kadar çalışmadık. Onların dertleriyle yeteri kadar dertlenmedik. Onların sofralarına oturmadık. Onların kahvesini, çayını içmedik. Oturduk Ankara'da, konuştuk, bize oy verin dedik. E vatandaş da haklı olarak, kardeşim geldin mi, oturdun mu, bir derdimi dinledin mi? Benim derdim nedir? Ben sana anlatayım. Bari ondan sonra beni partiye davet et. Şundan bütün Sultanbeyli kardeşlerimin emin olmasını isterim. Yeni bir sürecin Türkiye'de başladığını hepiniz bilin lütfen. Yeni bir süreç başladı. Bizim kavgaya ihtiyacımız yok. Bizim birbirimize bağırmaya ihtiyacımız yok. Bizim helalleşmeye ve bizim kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Bir arada yaşamaya ihtiyacımız var. Birlikte olmaya ihtiyacımız var. Eksiklikler var mı var? Yanlışlar var mı yar? Var. Ama onları bir tarafa bırakalım. Memleketin çok sorunu var. Her evde bir işsiz var. Her evde bir işsiz varsa her evde dert var demektir. Üniversiteyi bir annenin, babanın hangi fedakarlıklarla evladını okuduğunu herhalde en iyi o anne baba bilir. Üniversiteyi bitirdi işsizse, üniversiteyi bitirdi işi gücü yoksa o evde dert eksik olmaz. Bir arkadaşım konuşurken dedi ki, kalelerden söz ettim. Sultanbeyli AK Parti'nin kalesi diye bir deyimden söz ettim. Bizim felsefemiz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin felsefesi, eğer bir yeri kale olarak tanımlayacaksak, her fabrika bir kaledir. Her fabrika. Her fabrika bir kale olmalı ki o fabrikada güzel insanlar çalışabilsinler. Cumhuriyeti kuranlar da öyle demişlerdir. Her kurulan yeni fabrikaya bir kale olarak bakmışlardır. İnsanlar orada çalışmışlardır, üretmişlerdir bir şekliyle. Alın terleriyle kazanmışlardır. Evlerine helal ekmek götürmüşlerdir. Ve dolayısıyla fabrikaların yapılması, istihdam alanlarının yaratılması, insanların güzel işlerde çalışmaları, her evde huzurun, her evde bereketin olduğu bir Türkiye'yi inşa etmek zorundayız. Çok ayrıştığımızı biliyorum. Etnik kimlik üzerinden siyaset yapıldı. İnançlar üzerinden siyaset yapıldı. Yaşam tarzı üzerinden siyaset yapıldı.
Bunlar toplumu ayrıştırdı ve böldü. Ben bu millete söz verdim. Kimlik üzerinden siyaset yapmayacağım. Herkesin kimliği benim başımın üstüne. Hangi kimlikten olursa olsun. Aynı havayı mı teneffüs ediyoruz? Aynı vatanda mı yaşıyoruz? Aynı bayrağın altında mıyız? Hiçbir meselemiz yok. Hiç kimse kendi anne babasını seçme özgürlüğüne sahip değil. Ama hepimiz annemizle, babamızla, amcalarımızla, dayılarımızla, atalarımızla, ecdadımızla gurur duyarız. Dolayısıyla kimlik siyaset konusu olmaz. Herkesin inancı benim başımın üstüne. Herkesin inancına saygı gösteririm. Allah'la kulun arasına benim girme hakkım yok. Böyle bir yetki peygambere bile verilmedi. Dolayısıyla kimin inançlı, kimin inançsız olduğunu ancak yüce yaradan bilir. Benim onun inancını sorgulama hakkım da yok. Onun inancına benim saygı duymam gerekir. Saygı duyacağım. Ve inancına saygı duyduğum sürece hiçbir sorunumuz da olmaz. Kişilerin yaşam tarzları, ona da orada da bizim kabahatimiz var. Orada da kusurumuz var. Başörtüsü bir dönem geldi Türkiye'nin bir numaralı sorunu. Sana ne kardeşim? Başörtüsünü takar takmaz. Sorun nedir? O evde ekmek var mı? O evde işsiz var mı? Sen siyaset yapacaksan önce onu çözeceksin. İş bulacaksın. Evde huzur olacak. Evde bereket olacak. Evde insanlar rahat huzur içinde oturup konuşacaklar. Onu da inşallah tarihe gömdük. Dolayısıyla Sultanbeyli ile bizim kucaklaşmamız lazım. Eski yaraları sarmamız lazım. Varsa bir haksızlık, haksızlıkları gidermemiz lazım. Ve biz gerçekten de hizmeti hiçbir ayrım yapmadan götürüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız burada. Diğer belediye başkanlarımız da burada, bu yakadan. Belediye başkanlarımız da burada. Belediye başkanlarıma dedim ki seçildiğiniz andan itibaren vatandaşlar arasında oy versin vermesin hiçbir ayrım yapmadan herkese hizmet götüreceksiniz. Ama dedim yoksul mahallelere pozitif ayrımcılık yapacaksınız. O aileler, yoksul mahalleler yeteri kadar hizmet alamadılar. O hizmeti götüreceksiniz oraya. Efendim bize oy vermedi. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. O mahallelere hizmet götürdüğümüz zaman o mahallelerde gerçeği göreceklerdir. Seçimler sırasında çok şehirlerde söylendi. Efendim işte gelirse Cumhuriyet Halk Partisi sosyal yardımlar kesilecek. Hayat şunu gösterdi. Sosyal yardımları bırakın kesilmeyi, sosyal yardımlar arttı bile. Bakın sosyal yardımlar arttı diyorum. Sadece sosyal yardımlar değil. Asgari ücret 4250 lira. Ama Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde asgari ücret 4500 lira. Biz daha fazla veriyoruz. Üstelik sadece İstanbul vermiyor. Bütün belediyeler veriyor. En küçük belediyeden en büyük belediyeye kadar asgari ücretimiz daha fazla. Asgari ücret daha fazla olursa ne olur? Eve biraz daha huzur gelir. 100 lira 100 lira, 200 lira 200 lira, 250 lira 250 lira. En azından varsa bir yerde bir eksiklik, o eksiklik giderilmiş olur. Çoluk çocuğa en azından harçlık verilmiş olur. Bunların hepsini yapıyoruz. İnanın. Ayrıca bir şey daha yapacağız. Sizlerin oyuyla Allah nasip eder iktidar olduğumuzda aile destekleri sigortasını getireceğiz. Hiçbir ailenin geliri asgari ücretin altında olmayacak. Hiçbir hanenin geliri asgari ücretin altında olmayacak. Bunun kanunu çıkacak. Bu kanunu çıkarmayı, aile destekleri sigortası kanunu çıkarmayı Türkiye 1971 yılında taahhüt etmiş. Bu kanunu çıkaracağım diye. Ama bugüne kadar çıkmamış bu kanun. Çıkarmıyorlar. Niçin? Ben senden oy istiyorum, sana yardım yapacağım, sen de bana oy vereceksin. Biz yardımı böyle yapmıyoruz. Sağ elim verdiğini sol el görmeyecek. İnsanın onurunu koruyacaksın. Beyler yardım yapıyorlar, fakirleri düzüyorlar, televizyon kameralarını çağırıyorlar, yardım yaptıklarını söylüyorlar. Bunu asla ve asla bunu kabul etmiyoruz. Ekrem Başkanımız söz vermişti gelince,
ailelerde çocuk varsa onlara süt vereceğiz diye. Bu sözü verdi, geldi, belediye başkanı oldu sizlerin oylarıyla ve bunu dağıtmaya başladı. Bir süre sonra eleştiri geldi başkana. Hani sen süt dağıtacaktın, niye dağıtmıyorsun diye. Oysa aylardır dağıtıyordu ama onlarınki gibi değil. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti. İnsan onurunu koruyacaktınız. Biz öyle yapıyoruz. Felsefemiz de o, inancımız da o, kültürümüz de o. Ve dolayısıyla bu inanca, bu felsefeye, bu kültüre inandıktan sonra yolumuza devam edeceğiz. Aramıza kardeşlerimiz geliyorlar. Gelin efendim, göreceksiniz. Çok güzel bir tablo göreceksiniz. İnsanların sevildiğini, insanların sorunlarıyla ilgilenildiğini göreceksiniz. Bize oy versin vermesin bir yerde bir dert varsa mutlaka o derdi gidermek için çaba harcarız. Emek harcarız. İnsanların dertleriyle bir şekliyle dertlenmek isteriz. Ve o sorunları çözmek isteriz. Genç arkadaşlarımız da geliyorlar aramıza. Sevgili gençler, iki çift sözüm de size. Önümüzdeki seçimin kaderini belirleyecek olan gençler, sizler belirleyeceksiniz. 6 milyon 300 bin genç ilk kez sandığa gidecek ve oy kullanacak. Siz demokrasi mi istiyorsunuz? Siz adalet mi istiyorsunuz? Siz sizi yönetenleri özgürce eleştirmek mi istiyorsunuz? O zaman oyunuzu CHP'ye vereceksiniz. Her çocuğumuzun, her gencimizin bu ülkenin büyümesinde, kalkınmasında payı vardır. Hiç unutmayalım. Onlar özgürlük istiyorlar. Onlar tweet attıkları zaman başım belaya girer mi diye bir korkuya kapılmak istemiyorlar. Size şunun sözünü rahatlıkla verebilirim. Beni özgürce eleştirebilmeniz için ve eleştirdiğiniz zaman da başıma bir şey gelmeyecektir güvencesine sahip olduğunuz için oyunuzu Cumhuriyet Halk Partisi'ne vereceksiniz. Rahatlıkla eleştirebilirsiniz. Ve bir şey daha gençler için. Sizin hayalleriniz benim hedefim olacak. Hayallerinizi gerçekleştireceğim. Hayalleri gerçekleştireceğim. Eğer gençler mutlu olursa o gençlerin anneleri, babaları, amcaları, dayıları hepsi mutlu olur. Eğer gençler iş bulup çalışıyorlarsa anneleri, babaları, amcaları, dayıları, akrabaları hepsi mutlu olur. Ve onlar kendi güzel geleceklerini kendileri inşa etmiş olurlar. Biliyorum bunların hiçbirisi vaat değil. Aslında bunların tamamı sizin hakkınız. Bu hakkı size teslim edecek kurumun adına da biz siyaset kurumu diyoruz. Her biriniz vergi ödüyorsunuz. Ekmek alırken vergi ödüyorsunuz. Su içerken vergi ödüyorsunuz. Elektrik düğmesine basıp aydınlanmak istediğiniz zaman da 5 çeşit vergi ödüyorsunuz. Bu verginin size huzur olarak dönmesi lazım. Bereket olarak dönmesi lazım. Aylık olarak dönmesi lazım. Geçim olarak dönmesi lazım. Eğer dönmüyorsa ve sadece bir avuç kişiye gidiyorsa milyonlarca, milyarlarca paralar, dolarlar, avrolar gidiyorsa endişe etmeyin. Bu kardeşiniz onun gereğini yapacak. Türkiye'de malı vurup zenginleşip milyar dolarlarını İngiltere'ye götürenlerden o paraları bu Türkiye'ye getireceğim. O paraları bu fakir fukaraya vereceğim. Fakir fukaranın hakkını ve hukukunu koruyacağım. Bunu güvenle söylüyoruz. Çünkü verilmeyecek hesabımız yok. Alnımız ak, çok şükür. Verilmeyecek hesabımız yok. Ve bu ülkenin büyümesi, bu ülkenin kalkınması için hep beraber birlikte çalışacağız. Sultanbeyli'deyim, güzel bir yerdeyim. İnşallah buraya daha fazla imkanlarım olursa daha fazla gelmek isterim. Daha fazla sizin sofranıza oturmak isterim. Sizlerle birebir sohbet etmek isterim. Konuşmak isterim. Dertlerinizi birebir dinlemek isterim. İl başkanımız, ilçe başkanımız, büyükşehir belediye başkanımız inşallah ileride Sultanbeyli belediye başkanımız da olacak. Onlar da sizin yanınızda olacak. Biz kin tutmayız. Kin tutmayız. Biz öfkeyi kendi ruhumuza enjekte etmeyiz. Biz sevgi üzerine, kardeşlik üzerine, dostluk üzerine, İnsani kurallar üzerine, inancımız da öngörüyor. Sevgi üzerine her şeyi inşa etmek isteriz.
Ve dolayısıyla herkese saygı duymak bizim temel görevimizdir. Var olan sorunlarınızı çözmek de siyaset kurumunun görevidir. Ve siyaset sizlere doğruları söylemek zorundadır. Verdiğiniz verginin hesabını eğer siyaset kurumu size vermiyorsa paralar başka yerlere gidiyor demektir. Birilerine gidiyor demektir. O birilerine giden paraları, hortumları söz veriyorum Sultanbeyli'de tamamını keseceğim. O hortumların tamamını bu halka, bu millete vereceğim. Hiç endişe etmeyin. Teşekkür ederim. Benim umudum gençler sizlersiniz. Hiç endişe etmeyin. Benim umudum sizlersiniz. Efendim, hepinize teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Cumhuriyet Halk Partili olmak kolay değil, onu da söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partili olmak bir, kul hakkı yememektir. Cumhuriyet Halk Partili olmak demek, komşusu açken tok yatmamaktır. Cumhuriyet Halk Partili olmak demek, hak demek, hukuk demek, adalet demektir. Devletin dini adalettir. Bunu da kimsenin unutmaması lazım. Cumhuriyet Halk Partili olmak demek, insana saygı duymak demektir. Cumhuriyet Halk Partili olmak demek, Yaradanın yarattığı her şeye saygı duymak demektir. Ağacından kurdundan kuşuna kadar her şeye saygı duymak demektir. Cumhuriyet Halk Partili olmak demek, vatandaştan toplanan her kuruşun hesabını vatandaşa alın teriyle vermek demektir. Cumhuriyet Halk Partili olmak demek, kişinin cebi dolsun diye değil, vatandaşın cebi dolsun, vatandaş huzurla yaşasın ve bunun mücadelesini vermek demektir. O nedenle Cumhuriyet Halk Partili olmak demek, sevgi, saygı, bunları kendi ruhunda hissedebilmek demektir. Hepinize sevgiler sunuyorum, saygılar sunuyorum, sağ olun, var olun diyorum, teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımız kürsüyü alabilirlerse, efendim izin verirseniz Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olan yeni yol arkadaşlarımıza rozetlerini takacağız. Sayın İl Başkanımı, örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımı, İlçe Başkanımı ve Grup Başkan Vekilimi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımı buraya davet etmek istiyorum öncelikle. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olan 400 arkadaşımıza temsilen Genel Başkanımız rozetleri takacak. Öncelikle Anşa Arayan'ı buraya davet etmek istiyorum. Ayşe abla, Anşa abla gelsin lütfen. Yalan yanlış yok sözünde. Adamızın arkasından avukat Ceylan Mercan'a rozetini takacak Sayın Genel Başkanımız. Samsun'dan Antalya'ya, Edirne'den Ardahan'a. Arkadaşlarımız Anşa ablama bir evet. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Sultanbeyli Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığına üye olan arkadaşlarımıza rozetlerini takıyor. Öncelikle Anşa Arayan, avukat Ceylan Mercan, hemen arkasından Bülent Kurt, Esra Erdağ, Ayşe Nur Ulus'u da buraya davet etmek istiyorum. Semra Naz, Gülfer Şahin, Kevser Türkmen, Filiz Söğü, Türkan Maden, Selma Kartaloğlu, Seher Kaynar, Avukat Baran Kılıç, Fevziye Taştekin, Zahide Aytekin, Buket Ayıkan, Sibel Eyboğlu, Gülsüm Doğan, Mehmet Salih Ayhan, Yılmaz Maden, Esra Kement, Eren Yaşaroğlu, Gülistan Doğan ve Şerife Köşnek'e toplamda 20 arkadaşımıza rozetini takacağız. Arkadaşlarımız sıradalar. Genel Başkanımız rozetlerini takıyor. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan Sultanbeyli İlçe Başkanlığımıza üye olan toplamda 400 arkadaşımızın temsilen Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu
rozetlerini takıyor. Adalet ruhunda asaret, gençler sana emanet, Kılıçdaroğlu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısına başarı katan Sultanbeyli ilçe başkanlığımıza yeni üye olan yol arkadaşlarımıza Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu rozetlerini takıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Sultanbeyli ilçe başkanlığımıza üye olan toplamda 400 yeni yol arkadaşımıza temsilen Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu 20 arkadaşımıza rozetlerini takıyor. Kendilerine bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. Sevgiyle kuracağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gücüne güç katan yeni yol arkadaşlarımıza bir kez daha hoş geldiniz derken Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Sultanbeyli ilçe başkanlığımıza üye olan toplamda 400 yeni yol arkadaşımıza temsilen 20 arkadaşımıza rozetlerini takıyor. Ekrem Başkanımızdan da rica ediyoruz. Grup Başkan Vekilimden, örgütten sorumlu Genel Başkan Yardımcımızdan, Grup Başkan Vekilimizden, İstanbul İl Başkanımızdan da rica ediyoruz. Rozet takma konusunda sizler de tabii. Çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan yeni yol arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyoruz. Rozeti takılan arkadaşlarımız lütfen bu platformdan ayrılmasınlar. Toplu fotoğraf alacağız hep birlikte. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcılarımızla, Grup Başkan Vekilimizle, İstanbul İl Başkanımızla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Sultanbeyli İlçe Başkanlığımıza üye olan toplamda 400 yeni yol arkadaşımıza temsilen 20 yol arkadaşımıza rozetlerini takıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Sultanbeyli İlçe Başkanlığımıza katılan yeni yol arkadaşlarımıza bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. İktidarın yolu Kılıçdaroğlu. Hak, hukuk, adalet, ruhunda asaret, gençler sana emanet, Kılıçdaroğlu. Hak, hukuk, adalet, ruhunda asaret, yürüyor iktidara Kılıçdaroğlu. Böyle güzel bir mübarek günde, Ramazan ayında Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısına başarı katan Sultanbeyli İlçe Başkanlığımıza üye olan arkadaşlarımıza bir kez daha çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olan toplamda 400 yeni yol arkadaşımıza Sayın Genel Başkanımız temsilen rozetlerini takıyor. 20 arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Katılımlarından dolayı Genel Başkanımıza, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İstanbul İl Başkanımıza, Grup Başkan Vekilimize, Genel Başkan Yardımcılarımıza, Milletvekillerimize, Konuk İlçe Belediye Başkanlarımıza ve siz değerli yol arkadaşlarımıza bir kez daha çok çok teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Sultanbeyli İlçe Başkanlığına üye olan toplam 400 arkadaşımıza temsilen 20 arkadaşımızın rozetini taktı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olan yeni yol arkadaşlarımıza bir kez daha çok çok teşekkür ediyoruz. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Efendim şimdi izin verirseniz bir toplu fotoğraf alacağız günün anısına. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sultanbeyli İlçe Başkanlığımıza üye olan yeni yol arkadaşlarımızla birlikte günün anısına fotoğraf çektiriyor. Bir kez daha Sultanbeyli İlçe Başkanlığımıza üye olan yeni yol arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısına, gücüne güç katan siz değerli arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız.
asalet, gençler sana emanet, Kılıçdaroğlu. Üye katılım törenimiz burada sona ermiştir. Katılımlarınız için bir kez daha çok çok teşekkür ederim.